Veysel Karani Hazretleri. Siirt'in Baykal ilçesinin en önemli özelliği büyük zatlardan olan Hazreti Veysel Karani'nin türbesinin ilçenin 8 kilometre güneybatısında bulunan ziyaret beldesinde bulunmasıdır. Türbenin burada olması nedeniyle binlerce insan her yıl Siirt'i ve Baykan'ı ziyaret etmektedir. Veysel Karani'nin 555-560 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum yeri Yemen'in Karen köyüdür. Karen köyünün bir mutlu seyrinde dünyaya gelen küçük Veysel Karani 4 yaşındayken babası vefat eder. O annesinden başka kimsesi bulunmadığından herhangi bir öğrenim görmemiştir. Veysel Karani büyüdükçe kendisi de doğuştan mevcut olan tek tanrıya inanç hissiyle gelişir. Onu kimse anlamaz, söylediklerini güler, alay ederler. Kendisini anlayan, dinleyen ve derdine ortak olan tek insan annesidir. Gönlü yüce hislerle kaynaşan ve çalışıp annesine bakabilecek çağa gelen genç Veysel Karani bir iş aramaya koyulur. Sonunda kendisine en uygun işi seçer. Kendisiyle alay eden, kendisini anlamayan insanlardan uzaklaşmak ve kendi iç dünyasıyla baş başa kalabilmek için deve çobanlığı yapmaya başlar. Veysel Karani deve çobanlığı yapmaya başlayınca ihtiyar ve hasta annesi olmasa deve otlattığı sakin vadilerden Karani'ye inmeyi hiç istememektedir. Kendi gönlünde Allah ile baş başa kalmaktan bir an olsun ayrılmak istememektedir. Artık Veysel Karani'nin ufku öyle geniş, aydınlık, gönlü öyle duyarlıdır ki her an bir manevi kurtarıcının haberini beklemektedir. Beklediği kutlu haber çok geçmeden kendisine ulaşır. Bu haber Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in insanları İslamiyet'e davet ettiği haberidir. Veysel Karani bu haberi duyunca hiç kimsenin etkisi olmadan Müslüman olur. İslam'a ve Hazreti Muhammed'e gönülden bağlanır. Annesine de İslamiyet'i bizzat öğretir. Veysel Karani Hazretleri Müslüman olunca Yüce Peygamber'in nurlu yüzünü görebilmek aşkıyla yanar tutuşur. Hazreti Veysel Karani, Hazreti Muhammed'i görme arzusunu birkaç defa pek sevdiği annesine açarsa da çok ihtiyar ve gözleri görmeyen annesi kendisine bakacak kimse olmadığından izin vermez. Veysel Karani'nin yaşı 40'ın üzerine gelir. Oğlunun gönlünde patlayan yanar dağları çok iyi hisseden anne, çaresiz sadece Medine'ye gidip gelmek, Hazreti Muhammed'i Medine'de bulamayacak olursa Hazreti Muhammed'in Medine'ye gelmesini beklemeden eve dönmek şartıyla kendisine izin verir. Gönlü Allah aşkıyla, peygamber muhabbetiyle dolu olan Veysel Karani izni alınca durmaz ve Medine yollarına koyulur. Issız vadiler, dağlar, tepeler, kızgın çölleri aşar ve peygamber beldesi Medine'ye ulaşır. Hazreti Peygamber'in evine giden Veysel Karani, peygamberimizi evde bulamaz. Peygamber Efendimiz o sırada Tebük seferindedir. Peygamberimizi bulamayınca çok üzülür. Veysel Karani, annesine verdiği sözü hatırlar. Hazreti Ayşe'ye, kainatın efendisine selamımı söyleyiniz. Cennet sabahlarını andıran mübarek yüzlerini doya doya görmek isterdim. Lütfen içimin Hazreti Muhammed'in aşkıyla yandığını bildiriniz diyerek ayrılır ve tekrar evinin yolunu Yemen yolunu tutar. Peygamber Efendimiz Tebük seferinden dönünce Hazreti Ayşe'ye şöyle hitap ettiler. Ya Ayşe, evimize hangi yüce gönüllü kişi geldi? Evdeki bu güzel kokular, bu ilahi lezzet nedir? Hazreti Ayşe, ey Allah'ın Resulü, Yemen uyumundan, Karen köyünden Veysel Karen adında bir kişi sizi ziyarete geldi. Mukaddes yüzünüzün bağrı yanık aşıklarındanmış. Sizleri bulamayınca çok üzgün bir halde ayrıldı. İşte Veysel Karani gittikten sonra evin içinde bu güzel kokuları hissettim. Peygamber Efendimiz mübarek ömürlerinin son zamanlarında Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe'ye vasiyet buyurdular. Benden sonra arkamdaki ırkımı Veysel Karani'ye veriniz. Resulullah'ı göremeden tekrar Karen'e dönen Hazreti Veysel Karani yine deve çobanlığı yapmaya devam eder. Yine Karen halkı ona divane gözüyle bakar ve onunla alay ederlerdi. O yine herkesten uzak kendi gönlündeki ibadetleriyle meşgul olur. Gönlü Allah aşkı peygamber sevgisiyle dolup taşardı. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ali ve yüce kişiler peygamberimizin vasiyeti üzerine peygamberimizin giydiği mübarek hırkasını Veysel Karani'ye verirler. Peygamberimizin hırkasının Veysel Karani'ye verilmesinden ve peygamberimizin Veysel Karani hakkındaki övgülerinin duyulmasından sonra Veysel Karani'nin halkın gözündeki değeri artar, herkes ona hürmet eder. Peygamber ve İslamiyet aşkıyla yanıp tutuşan bu yüce değerli kişi Siffin Savaşı'nda şehit olmuştur. Osman Hamdi Bey, Osman Hamdi Bey, 30 Aralık 1842 İstanbul, 24 Şubat 1910 İstanbul. Osmanlı arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı. Yaşamı:
30 Aralık 1842'de İstanbul'a dünyaya geldi. Ülkenin ilk maden mühendislerinin olan babası İbrahim Ethem Bey, 1877'de sadrazamlığa kadar yükselen bir devlet adamıydı. Ailenin ikisi kız, 6 çocuğundan en büyüğü Osman Hamdi. Osman Hamdi, ilkokul öğreniminin ardından 1856 yılında Marifi Adli Okulu'na başladı. Oğullarının yurt dışında öğrenim görmesini isteyen babası, onları birkaç yıl sonra hukuk öğrenimi için Paris'e gönderdi. Paris'te kaldığı 12 yıl boyunca hukuk öğrenimini sürdürürken o dönemin ünlü ressamlarının atölyelerinde çıraklık yaparak iyi bir resim eğitimi aldı. Paris'te tanışıp evlendiği Marie adlı eşiyle 10 yıl evli kaldı. Fatma ve Hayriye adlı iki kızları oldu. Yurda döndükten sonra devletin farklı kademlerinde görev aldı. İlk görevi Bağdat İli Yabancı İşler Müdürlüğü'ydü. Mithat Paşa'nın Bağdat'a vali olması nedeniyle geldiği bu şehrin çeşitli görünümlerini yansıtan tablolar yaptı. Bağdat tarihi ve arkeolojisiyle ilgilendi. Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra devlet memurluğundan erken emekliliğe ayrılan Osman Hamdi Bey, Gebze'ye bağlı Eskihisar köyünde bulunan evinde kendisini resim yapmaya adamıştır. 1881'de Müze-i Hümayun yani İmparatorluk Müzesi Müdürü Anton Detyer'in ölümü üzerine müze müdürü olarak ilk başta Osman Hamdi Bey düşünülmese de dönemin sadrazamlarının etkisiyle padişah tarafından bu göreve tayin edilmiştir. Müze-i Hümayun müdürü olarak ilk işi eski eserlerin yurt dışına götürülmesini yasaklayan bir tüzük hazırlamaktı. Yürürlükte bulunan 1874 tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesini 1883 yılında yeniden düzenledi ve yürürlüğe soktu. Bu yeni düzenleme ile batılı ülkelere Osmanlı topraklarından eski eser kaçırılmasını önledi. Müze müdürlüğü sırasında ilk Türk bilimsel kazılarını başlatan Osman Hamdi Bey, Nemrut Dağı, Lagina ve Sayda'da arkeolojik kazılar gerçekleştirdi. Sayda'da yaptığı kazılarda bulduğu antik eserler arasında arkeoloji dünyasının başyapıtlarından sayılan İskender Lahit'i de bulunmaktadır. Bu kazılar Osman Hamdi Bey'e uluslararası ün getirmiştir. Söz konusu eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. 1 Ocak 1882'de Padişah II. Abdülhamit tarafından bir başka göreve daha atandı. Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi Nefise Mektebi'nin müdürlüğü ile görevlendirilmişti. Okul binasını mimar Valery ile birlikte tasarladı. Binanın inşası ve akademik kadronun kurulmasının ardından okulu 2 Mart 1883'te öğretime açtı. 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adını almıştır. 1982'den beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla eğitime devam etmektedir. Osman Hamdi Bey, müzecilik ve arkeoloji çalışmalarını sürdürürken resim yapmayı hiç bırakmadı. Resimlerini genellikle Eskihisar, Gebze'deki evinde geçirdiği yaz aylarında yaptı. Türk resminde ilk kez figürlü kompozisyonu kullanan ressamdı. Resimlerinde okuyan, tartışan, özlemini duyduğu Türk aydın tipini ve dışarıya açılmış kadın imgesini ele aldı. Dekor olarak tarihi yapıları, aksesuar olarak tarihi eşyaları kullandı. Birçok resmi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Londra, Liverpool ve Boston müzelerinde sergilemektedir. Sanatçı 24 Şubat 1910 tarihinde Kuruçeşme'de İstanbul yalısında hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerinde Eskihisar'a götürülerek defnedildi. Mezarının başına Bakanlar Kurulu kararıyla iki isimsiz Selçuklu taşı kondu. Sanatçının Eskihisar'daki köşkü 1982'den bu yana müze olarak hizmet verir. Eserleri: Arzu Halci, Kur'an Tilaveti, Nail Hanım Portresi, Şehzade Türbesinden Derviş, Silah Taciri, Beyaz Entarlı Kız, Kahvedeki Bozayı,
Kaplumbağa Terbiyecisi, Mimozalı Kadın, Feraceli Kadınlar, Pembe Başlıklı Kız, Yaşlı Adam Önünde Çocukların Mezarları, Mihrap, Türbe Ziyaretinde İki Genç Kız 1, Türbe Ziyaretinde İki Genç Kız 2, Cami Önündeki Kadınlar, Kız Tevfika, Vazo Yerleştiren Kız, Leylak Toplayan Kız, İlahiyatçı, Gebze Manzara, Harem Eden, İki Müzisyen Kız, Çarşaflanan Kadınlar, Kahve Ocağı, Kökenoğlu Rıza Efendi, Çıplak, Eşin Aile Hanım, Halı Satıcısı, Kur'an Okuyan Kız.